Kardeşim bu kadar istiyorsan, arzuluysan kurslarınızı kurun, gidin kurslarda bunu öğrenin. Ama okullarımızda resmi dilden Türkçe olarak taviz verdiğiniz anda bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü yok eder. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Ana dilde eğitimi konuşanlara sesleniyorum. Ana dilde, değerli arkadaşlarım, bir defa kendi bölgenizde nerede isterseniz isteyin kurslarınızı açabilirsiniz. Orada dilinizi öğretebilirsiniz. Bu çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Ama bizden resmi olarak ana dilde bir eğitim beklerseniz, bakın bunu tekrar ediyorum, bunu bizden beklemeyin. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ben şunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Biz her şeyden önce ülkemizin her yönden kalkınmasını eğer düşünüyorsak, bunun demokrasi ve ekonomi olarak at başı yürümesini de istiyorsak, istikrar adına bizim bu baraja ihtiyacımız var. Türkiye'de yani şu anda %10 bizim için istikrar noktasında çok çok önemli. Barajı %5'e çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemini uygulayabiliriz. %10 barajını indirmek veya indirmemek demokrasiyle ilintili bir konu değildir. Şu anda Avrupa'da %8 barajı da var. %7 barajı da var. Olabilir. Ama biz ülkemizin istikrarı için, güveni için böyle bir adımı devam ettirme kararını almışız. Halkımızda da bunun karşılığı var. Daha partimizi kurarken mevcut seçim sisteminin katılımcılıktan uzak olduğunu, değişmesi gerektiğini güçlü şekilde biz de ifade etmiştik. Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getirebiliriz. Bir genel başkan kalkıp karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diyebilir ya? Bir genel başkan bunu dediği zaman onun mensupları nasıl hareket eder? Yani bunlar bunun karşılığını, bunun bedelini ödemeyecekler. Sen milletvekili olmadan önce bir de bunu söyleseydin ya. Şimdi milletvekili oldun, kalkıp bunu söylüyorsun. Bunun rahatlığı için de bunu söylüyorsun. Milletvekilliği bunun için bir zırh olamaz. Değerli arkadaşlarım, biz eğer buna sessiz kalacak olursak, bilesiniz ki bu halk bizi affetmez. Allah da bizi affetmez. Biz buna sessiz kalamayız. BDP'li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun, beğenirsin beğenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Kimin ne söylediğine değil, siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalan söyleyenden başbakan olmaz.